Kısaca bir olayı toparlayalım. Game capture'ımız, her şeyimiz hazır mı? Hazır. Gayet güzel. Kısaca bir olayı toparlayalım. Öncelikle Batı Kırgıbayır, Güney Kırgıbayır, Küflü Su, Doğu Kırgıbayır, Nagas'ın viranesi, Ölüm Geçidi gibi bölgelere tamamen hükmetmiş vaziyetteydik. Yani orkları tek çatı altında toplama projemizi gerçekleştirmiştik. Amma ve lakin büyük bir sıkıntımız vardı. Bu sıkıntı ise şurada bulunan Kaburga Tepeleri tarafından gelen Kaos Ordusu. Kaos Ordusu'na karşı burada orklarla çok büyük bir savaş vermiştik. Ve hatırladığım kadarıyla bu savaştan sağ çıkmayı başarmıştık. Şu gördüğünüz... Of, oyun çok fena kasıyor. Ben bilgisayara bir resim atsaydım ya. Neyse, geçti artık. Şu gördüğünüz Kaos ırkının kahramanı. Kaos ırkının orduları bertaraf edilmiş vaziyette ancak... Kaos ordusunun ordularını bertaraf ederken harp birliklerimizin icabına baktılar. Orkların arkasında gezinen küçük bir harp birliği var. Tolgacığım, mesajını gördüm bebişim. Çok teşekkür ederim, eyvallah. Gördüm balım, gördüm. Bu Gundat da bizim Kaos ırkına karşı vereceğimiz amansız mücadelede bir kale olacak. Takip için teşekkür ediyorum. Buraya destek yolluyordum. Hatta yolladığımız destek de sanırım şu an burada mı? Bu grup da bayağı upgrade'li aslında. Ben buraya doğru bir destek yolluyordum, Gumbat Dağı'na doğru. Ama sonra Gumbat Dağı'nı zaten veririz. O savaşı kazanamayız deyip Sigorn Tepesi'ne çekilmeye mi karar verdim acaba? Dur bakalım, marş vaziyetindeyken şu Gumbat Dağı'na doğru acil destek yollayalım. Acil bir şekilde hem de. Kurt adam 60 lira göndermiş, hiçbir şey yazmamış. Kanka, parayı komodinin üstüne koyduğun için teşekkür ederim. Yani dün akşamki seksten sonra komodinin üstünde para göremeyince kendimi kullanılmış gibi hissettim ama... Eyvallah. Teşekkür ederim Şevketim. Sağ olasın. Kesene bereket. İnşallah verdiğin değere layık olabiliyorumdur. Güzel zaman geçiriyorsundur. Her ne kadar dün Age of'ta eline versek de kurtaramasak da seni. Kapım her zaman açık. Teşekkür ederim kanka. Eyvallah. Şevket Almanya'da ama ya, böyle hani bir ara Almanya'ya gidersem Şevket'e vereceğim, o benim kafamda. Ve en son benim hatırladığım kadarıyla Grontimingol tarafındaki bölgemizde 3 tane Norse kabilesinin elemanı şehrimizin etrafını kuşatmış vaziyetteydi ve biz hatta bu şehre birazcık takviye bile getirmişiz. Bu takviye orduları elbette ki şey halinde durmasın da marş vaziyetinde, çünkü marş vaziyetinde durunca dalmıyor elemanlar. Evet, bunu marş vaziyetinden çekemiyorum zaten. Neyse, gelecek tur buraya harp ordusunun desteği gelecek. Şurayı bir şekilde kurtarırız. 16.000 paramız var. 16.000 parayla da şuraları birazcık geliştirebiliriz. Upgrade mi bassam, ordu mu bassam şu an bilmiyorum ya. 9.000 gold'luk da bir gelire sahibiz. Sanki ufak ufak şuraları hareketlendirsek güzel olur gibi be. Bak, elimden geldiğince önce merkezi binaları upgrade'liyorum. Merkezi binalar hem parayı verecek, hem şey verecek, büyüme verecek. Bu merkezi binalardan sonra direkt hazine binalarını arttıracağım, upgrade'leyeceğim. Oradan da temel geliri arttırmaya çalışacağız. Şuraya da bir tane Goblin Gözlü Kulesi yapalım. Hala 8.000 gold'luk bir gelire sahibim. Tolga 50 lira göndermiş, bir şey demiş. Kankacım, kesenize bereket, çok teşekkür ederim. De şimdi bütün sırrı açığa verdiniz şimdi, dün akşamın grup seks olduğuna dair çok büyük şeylerde bulundunuz yani. Dur ben size bir yüz yüze teşekkür edeyim ya, olmaz böyle kuru kuru. Olmaz böyle TŞK deyip geçiyorum yani. Olmaz. Benim bir yüz yüze teşekkür etmem lazım. Discord açılsın arkada. Prison Architect YouTube'a özel seri dostum. O yüzden sadece YouTube'da oynamayı planlıyorum. Sisli Dağ bölgesinde bir upgrade yok. Şu Kintepe kısmı başka bir yere aitti zaten. Kintepe'de de şöyle upgrade'lere başlayalım, çalışmalara. Dur bakayım, yüz yüze şunlarla bir görüşeyim. Takip için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Aleyküm paşam, selam. hoş geldin. Misyoner Aleyküm Panda'nın selam. sesini ilk kez duyacağım. Ses versene bir. O kahve yapmaya gitti. Yok, utandı utandı. Geldim abi. Güzel Efendim lan. abi. Güzel sesin var ha. Sağ ol abi, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Tolga, dün akşam kurtla beraber bende olduğumuzu herkese itiraf etmiş olduk. Onu şey yapmayacak mıydık onu? İtiraf Söylemeyecek miydik etmeyecektik herkese? oğlum. Yani Yo. ikinize birden aynı anda verdiğimi, yani şimdi bütün cümle aleme motor olduk ya. Musa da vardı lütfen öyle demeyin. Ha, Musa da vardı diyor. Musa, seni de işin içine kattılar abi. Siz neler çeviriyorsunuz ya? Dün Çok ayıp ya. gece gittikten sonra hallettik Dünün şeyi. parasını verdiler değil mi? Galiba öyle oldu ya. Dün böyle komedinin üstünde kaldı galiba deyip. Komedinin üstünde bırakmamışlar Bırakmamışlar abi. herhalde. Sabah baktım komedinin İnternet, üstü şimdi bomboş. internet ortamı olunca böyle oluyor. Ya ister istemez. Sabah baktım abi komedinin üstü bomboş, dedim bunlar beni mi koparıyor falan. Kankacığım, işin şakası bir yana, kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Şımartıyorsunuz Tamam. beni. Önemli değil. Kurt da buradaydı da kayboldu kurt. Bak, Karaca da geldi şimdi. Mehmet Hoş geldin abim. Karaca. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi, Aleykümselam. şimdi orklarla cüceler arasında kıyaslama yapsak, cüceler ağır adamdır. Peki bir şey soracağım. Orklar mı abi, insanlar mı? Şu Vikingler mi? Yani bence de, ben de öyle derdim. Ne Vikingler abi, orklar dururken ne Vikingler ya? Afişim otlar ya. Gözümü seveyim abi ya. Otlar Zırhlarımızı itici. giyiyoruz. Tamam, böyle şey var. Biraz itici şey yapmış. Hor görmüşler sanırım otları. Abi orklar hep eziliyor. Orklar hep ezilen Evet. tarafta. Eli yüzü düzgün değil Ama diye insana böyle muamele yapılır mı? kötü tarafta oluyor biraz. Kötüyü şey yapıyor. Bu arada Karak Kadri'nden gelen bu saldırmazlık anlaşmasını imzalayacağım arkadaşlar muhtemelen. Çünkü Kaos Irkı ile uğraşırken bir yandan da burada kalan son iki parça toprağa sahip cücelerin üstüne gitmeyi planlamıyorum açıkçası. Onlar ne kadar orada durursa bizim için o kadar iyi, fokus dağıtırlar çünkü. Komple bize odaklanmazlar. Oo. Bize dağ tarafında saldırıyorlar. Garnizon ordumuza saldırıyor şu Kaos'un kahramanı da. Benim buraya yollayabilecek pek fazla adamım yok. Merhabalar Umutçum, hoş geldin. Abi ben kendimi tekrar muteleyim. Tolgacığım tekrar teşekkürler. Şevket'e de selam söylersin. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi şuradaki orduyu da bir an evvel desteğe yollayacağım oraya. O şu Gumbat Dağı'nın oralarda kamp kurarsam muhtemelen bu ordunun hasarı da düzelecektir. Gumbat Dağı'nın oraya ben otomatik yönlendirdim mi? Yönlendirmişim. Tamam. Gelecek turu otomatik gidecek. Karak Kadri'nin aramızda bir saldırmazlık anlaşması yaptık. Söylediğim gibi bu saldırmazlık anlaşmasının sebebi tamamen Kaos ırkının gelişiyle alakalı. Normalde bu şu tepelerin adını okuyamadım. Normalde bu kaburga tepelerini komple kendi hakimiyetim altına alabilirim ama dediğim gibi kaos var, sıkıntıdayız. Ve bir yandan da şurada bir sıkıntı var, görüyorsunuz yani düşman orduları buraya yığılmış vaziyette. Aslında şöyle yapalım. Bir saniye, bizim buradaki ordu nereye gidiyor? Ana büyücünün ordusunu şeye yolluyorduk galiba. Yukarı tarafa, Kaos ırkından gelecek saldırılara karşı korumaya yolluyorduk. Sigorn tepesine yollayalım onları. Samet abi nasılsın? Warhammer'da elfleri sevmiyorum artık. Senen hoş geldin. Şükürler olsun. Gerçeği görebilmene sevindim. Tabii Warhammer'daki elfler şimdi öyle eli yüzü düzgün şeyler değil ya, bak. Aha, hala burada duruyorlar. Ah. Ah. Yani elf dedim mi bunlar var elimizde. Al şu ağaç adam. Götü gözüküyor ağaç adamın. Şurada bulunan işte boynuzlu falan lavuk. Bunlar böyle orman elfleri, şey böyle hani mahallenin keko takımı gibi. Orman elfleri sevilmez zaten. Orman elfleri evladım olsa sevmem yani. Orkları seveceksin. Orklar da güzel insanlar. Sırf elimiz yüzümüz düzgün değil diye bizi dışlıyorlar ama orklar da delikanlıdır. Yalnız bir şey soracağım. Bu savaşı delikanlılıkla alabilir miyiz? Ben onu merak ediyorum. Bu herifler er geç bize cozlayacak ama ne zaman cozlayacaklar? Vaziyeti normale al da bir mevzu olduğunda dalabilelim. Şimdi bizim burada 4 adet ordumuz var. Bir tane harp ordumuz var. Şu küçüklerden. 3 tane de normal ordumuz var. Ben bir şey söyleyeyim mi?
Buradaki devlerin tamamlanmasına 2 tur var. Devler, kurt adamlar falan filan. 2 tur daha bekleyelim. Buradaki ordu da gelince gidip şu çocuklara vuralım abi. 2 tur daha bekleyelim. Ondan sonra şuradakileri bir defedelim. 3 kamyon adam geldi buraya ya. 3 gemi adam geldi ya. Ayıptır, yazıktır, günahtır kardeşim. 3 gemi adam ne? Cücelerin bölgesi ne alemde? Cücelerin bölgesinin durumu çok iyi aslında ya. Şuna bakar mısın bak. Baraklar tepesinden 1100 gold kazanıyoruz. Dok Karaz'dan 590. 590 Barak Dazvak'tan. 590 da Varenka tepelerinden. Şurayı şöyle komple 600'den 3 kere 6 18. 1200 say. 1800 say. Özür dilerim. 1800, 1100 de bura. 2900, 3000'e yakınlar işte. 3000'e yakın. Çok güzel gelir geliyor cücelerin bulunduğu tepeden. Demir kayalıklar falan iyi durumda. Karak 8 tepe geliştirilebilir. Sanırım şöyle bireysel olarak binaları geliştireceğim ilk önce. Önce binalar gelişsin, sonra biz bunun gelir getiren binalarını upgrade'leyelim, daha fazla para kazanalım. Zaten şu an için paraya ihtiyacımız yok. Ordularımız gayet iyi durumda. Burada bulunan ordu Kaos saldırısına karşı Gumbat Dağı'na gidecektir. Zaten 3-4 tur içerisinde Gumbat Dağı'nın birliklerini de yenilemiş olacağız. Şu an için hedefim şu şekilde. Burada bulunan ve bize baskı kuran orduyu ortadan kaldıracağım. O ordu ortadan kalktıktan sonra sınır prensliklerinden insanların üzerine yürüyeceğim. Şayet ki insanlar tank top basmaya başlarlarsa işte bizim işimiz o zaman sıkıntıya girer aga. O yüzden dikkatli olmak durumundayız. Adem abim manyak yamyama birinci ayını ısmarlamış. Manyak yamyam, aramıza hoş geldin. Adem abi, senin de kesene bereket. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesene bereket abi. Abi Samet mi Samet mi? Dostum, ismimin son harfi D ile Samet. Ejder binek alabiliyorsan, ejderi binek olarak alabiliyorsun, haberin olsun. Sanırım şeyi alabiliriz. Düşman Kaos Savaşçıları fraksiyonuna ait yüce kahraman Gumbat Dağı tepelerine gizlice girerek yerleşim yerine engel olma görevinde başarılı oldu. Çentik Boynuz kabilesi. Ayaklarının altındaki toprak titriyor. Sanki simsik güçler sallıyormuş gibi. Sismik güçler. Simsik güçler ne? Allah'ım, nasıl telaffuz ediyorum? Binlerce çatal tırnaklı toynakların gücü canavar adamlarda ne düzen ne de merhamet bulunur. Sınır şehri bölgesindeki kuvvetler kabusları andıran bir yüzleşmeye hazırlansın. Bir saniye kardeş. Bu yamyam adamlar nereden gelecek? Anladım. Bizim cüce diyarına çok yakınlar, Varenka tepelerinin oralara. Bizim bu Varenka tepelerinin oraya çok yakınlar. Büyücüyü marş vaziyetinden alıp Varenka tepelerine sokayım şimdilik. Ezen sürüleri çünkü direkt buraya gelecek. Şuralarda bir yerde meydana gelmişler. Dikkatli olmak lazım baba. Ihtı olmazsak sıkıntı oluruz. Neden yayın tekrarı subslara özel? Çünkü YouTube kanalıma düzenli olarak atıyorum oynadığım yayın tekrarlarını. Bir tek Ark gibi sık sık oynadığım seriler aksayabilir. Onun dışında her şeyi YouTube kanalımızda bulabilirsin dostum. Merak etme, sizleri de ihmal etmiyorum. Yarı yolda bırakmıyorum. Buraya bir acaba şey mi yapmak gerekiyor? Şaman çadırı. Vampir ve kaos yozlaşması arttırıyor. Bu iyi bir şey galiba ya. Vampir ya da kaosun etkisi altında kalmamak. Artması mı gerekiyor, azalması mı gerekiyor bilmiyorum da. Kıyamet dalış mancınıklarını falan açtık mı biz teknoloji olarak? Sanırım buradan ilerleyeceğiz bütün teknolojik zımbırıklara. Goblin kıyamet dalgıcı, troll gücü. Şu trolleri falan bir güçlendirebilsem gerçekten hoş olacak ama maalesef trolleri güçlendiremiyorum şu an için. Gelir binası da basamıyorum. Ne yapayım? Büyümeye odaklı mı oynayayım yoksa buraya da bir garnizon mu dikeyim? Garnizonum var zaten. Teknoloji odaklı gidiyorum o zaman ya. Sıkıntı olursa buradan da mancınık üretebilirim. Şuranın surlarını falan da tamamıyla upgrade'leyelim. Artması çok kötü bir şey. En azından diğer ırklarda bunu bilemem. Ben de bilmiyorum.
Bu arada siz insanlar muhtemelen tank basıyor dediniz ya, hakikaten merak ettim ben şu anda ya. İnsan ırkı nerede burada? İmparatorluk ne tarafa tekabül ediyor? Çarpık Ay. Bunlar da goblin türü bir şeyler galiba. Çarpık Ay kabilesi. Goblin olması lazım. İmparatorluk Çarpık Ay kabilesinin üstünde. Ormanlık araziden ilerleyip imparatorluğu görebilir miyim acaba? Ya benim hedeflerim arasında sınır prensliklerini dövüp oradan elfleri falan tokatlayıp insanlara öyle geçmek var ama becerebilir miyim bilmiyorum. Birazcık istihbarat edinelim o halde. Şuradan insan ırkının oraya doğru ilerleyelim. Zaten elfler de bizden saldırı bekleyecek olsa gerek ki 3 ordularının 3'ünü de şeye toplamışlar. Kralın kayranına toplamışlar. Arkadan falan size vuran neden olmaz mı ya? Şuralarda hiç vuran adam yok mu? Garip. Sanırım burada güçsüz insan prenslikleri var. İnsan prensliklerine pek aldırış etmiyor olabilirler. O da sıkıntı. Bu ırk bitince tekrar başka bir ırkla başlamayı düşünüyor musun? Neden olmasın? Neden olmasın? Başlayalı ne kadar oldu? Yaklaşık 15-20 dakika falan olmuştur. Şimdi binalarımızı da bastık, hamlelerimizi de yaptık. Başka ayarlayacağımız bir şey var mı? Var. Gelecek tur içerisinde trollerimizi alıp şurada bizi yağmalayan insan ırkına kafa atacağız abi. Adamlar sabahtır bize yağma atıyorlar. Yetenek puanları az kok. Şey yapalım. Sana da bir harp ordusu çağıralım tekrardan. Buranın toparlanmasının daha iki turu var da arkadan ordu geliyor Allah'tan. Ya birazcık hasar görmüş olsa da geliyor yani o ordu bir şekilde. Gelsin bakalım, ilerletelim turu hızlıca. Çok özlemişim, sonunda gelebildim. Han, hoş geldin dostum. Bildiğim kadarıyla elfler sadece kaos ve ezen sürülerle savaşıyor. O civardaki insan kabileleri çok güçsüz ya. Düşman kahraman etkinliği. Gun battığında yerleşim yerine hedef aldı. Ama kaçmaya çalışırken yaralandı gibi bir şey dedi sanırım. Nihayet kurtulduk mu lan manyak kaos şeysinden? Nüfus fazlası kaburga tepeleri. Tamam güzel, burada bina basarız kardeş. Birazcık daha nüfus fazlanız biriksin. Burada bina basarız, sıkıntı yok. Şimdi şu aşağıda bize kabadayılık yapan İnsan ırkının bir aklını almak için marş vaziyetinde orduyu yürütelim. 4 tane devim var. 4 tane dev. 4 devle ben bunların içinden geçebilmeliyim. Üstüne üstlük bir de harp ordumuz var. Muhtemelen bu Gronti Mingol'deki siege'i kaldıracağız arkadaşlar bu el içerisinde. Ana vatanımızda upgradelenebilir hiçbir şey yok. Bakalım yan şehirlerde bir şeyler var mı? Güney Kırgıbayır bölgesinde şefin kampını upgradeleyelim. Aynen fazladan itaat puanı sağlasın bize. Gelirim acayip düştü çünkü 4 tane dev sipariş ettim. O 4 tane dev biraz benim geliri haşamat etmiştir abi. Tamam, kalan para dursun şimdilik. Binaları sonra geliştiririz. Farkındaysanız bayağı sağlam bir ekonomi üzerinde çark ettiriyoruz her şeyi. Deniz Alp'cim aleyküm selam, hoş geldin. Deniz Alp 25 bit göndermiş. Babuşum selamlar, nasılsın? Bugünkü menüde ne var ve moraller nasıl demiş? Moraller muazzam Deniz Alpciğim. Hoş geldin canım. Total War Warhammer'dan sonra Tolgalarla beraber müsait olurlarsa Ark geçmeyi planlıyorum. Ark Multi'ye devam ederiz ya da Ark Single'a devam ederiz. Aleykümselam arkadaşlar, yeni gelenler hoş geldiniz. Şu Goblin Efendi'yi bir ilerletelim ya. Burada bir yerde imparatorluk birimlerine giden bir yer olması lazım. Oğlum siz de gece, siz de goblinsiniz. Bu goblinler bize niye atarlı giderle takılıyor? Kardeş biraz cesaretinizi toplayıp bassanıza elf kampının oraları ya. Burası da imparatorluk bölgesi. Buradan geri kalanı imparatorluk. İmparatorluktan bir ordu görmem lazım. Çünkü tank bastılar mı merak ediyorum. Tank bastılarsa birazcık işimiz iş çünkü. Babacım şuradaki orduyu ilerletmeye devam et diyecektim. İlerletemiyoruz. Sanırım turumuzu bitirme vakti. Ne oldu kardeş sana? Passenger 25. Teşekkür ederim.
İnsan insansa insan olmayan insan mıdır? Çok güzel bir soru Elizabeth. Bilmiyorum. Supsluk bitti. Sağlık olsun Günter. Birader, birbirimize saldırmayalım demedik mi? Dedik. Ne istiyorsun? Askeri geçiş. Geç bakayım moruk. Çok güçsüzsünüz zaten. Kafanıza vursam ölürsünüz yani ha. Bak adam da getirdim buraya. Nice ihtilaf ilk vahşi hücumun kuvvetine göre kazanılır veya kaybedilir. Daha yakın muharebenin vahşeti başlamadan askerler dağılarak sıklıkla da paramparça halde savaş alanından gönderilir. Vakitli hücumlar düşmanın moralini de vücutlarını da paramparça eder. Muzafferlerin üzerine kan ve ter sarabilir. Lakin zaferin rengi her zaman böyledir. Hücumun başındakiler sürekli daha büyük saldırıların, daha fazla kan dökmenin peşindedir. Muharebeler büyüdükçe ceset sayısı da artar, kan damarlarında edebi yanakan kızıl nehirler haline gelir. 10 tur boyunca hücum bonusu. Güzel, güzel. Güney Kırgıbayır bölgesinde isyan var. Evet, o Güney Kırgıbayır bölgesiyle uğraşıyoruz zaten. Gel bakayım şuraya. Tamam, dur böyle. Şimdi Kaos ırkının gelecek saldırılarına karşı Gunbat Dağı'nda artık verimli ork kodomanları, ork okçuları ve yanı sıra goblin birlikleri bulunuyor. Birazcık troller birbirini yemiş sanki ama yolda gelirken tamam. Buranın vaziyeti tamam. Marştan kamp vaziyetini alırız. Burayı iyice koruruz abi bu iki birimle. Daha önce hiç şuraya dikkat etmedim ha. Karak Kadri'nin Grom Tepesi. Ben buradan Karak Kadri'nin toprakları da alacağım bir arada. Dur bakalım, bekliyorum. Şimdilik çok gelişmek istemiyorum. Bizim bu Kazra Karak kısmı falan da güvende. Çok güzel. Varenka Tepeleri. Upgrade'le bakalım 5'e Varenka Tepelerini. Tamamdır baba. Gelecek tur mevzu var. Gelecek tur mevzu var, uyandırayım. Devlerin ordu, ordumu da getirdim buraya. Gelecek tur ben bu insan kabilesine dalarım aga. Bakalım bunların asıl toprakları nerede? Kardeş siz nerede yaşıyorsunuz Allah aşkına? Bunların yaşadığı bir toprak yok kanka. Bunlar yağmacı. Bunlar yağmacı. Bunların yaşadığı toprak yok. Kafalarına vurup bunları atmamız lazım buradan. Kardeş güç seviyeniz niye bizle denk lan? Aşağı yukarı. Şuna bak anasını satayım. Güç seviyesi 3. Saldırgan, güvenilmez, harabe oturan. Yıkıcı kuvvetlerin ardında bıraktığı harabeleri ele geçirmek için sıklıkla birlik gönderir. Bu anı iple çekiyorum. Paramparça olmaya hazırlan. Moruk bunlar bize her türlü girecek ya. Yani biz girmesek bunlar bize girecek, anladın mı? Gelecek tur burada büyük mevzu kopar, ben uyandırayım. Gelecek turda büyük mevzu kopar buralarda. Süvarilerim biraz zayıf. Evet, farkındayım. Süvari birliği açısından sadece kurt binicilerim var. Ama o kurt binicileri yetiyor, emin ol. Arkalarından dolanıp hallediyoruz. Bunlar kim lan? Kelle götürücüler. Sınır prenslikleriyle uğraşıyorlar. Bu sınır prensliklerinin arkasında birileri var mı? Ben gider ayak sınır prensliklerini de bir döveyim. Tolga, ark var mı akşam demiş. 3 lira göndermiş. Tolgacım kesene bereket bebişim. Oynayalım mı? Ama arka böyle hani yayın kapanışına doğru geçelim diyorum yavrum ya. Varsa aklında bir şeyler, arktan önce onları yapalım. Sınır prensliklerinin götünü biri tutuyor mu? Klan Angurt'la ticaret yapıyorlar ama yanlarında var ya hiç adam yok. Ben bu sınır prensliklerine çakarım aga, bak ben sana diyeyim. Önden kelle götürücülere çakarım, arkadan sınır prensliklerini dümdüz eder giderim. Peki bir şey soracağım, bu sınır prensliklerinin adamı var mı? İki tane kaptanları var. Sınır prenslikleri birazcık tehlikeli olabilir ya. Şu goblini ilerletelim bir imparatorluğun iç sınırlarına doğru ha. Bu imparatorluk birimi değil gerçi. Bunlar Bretonyalılar. Zayıf insan kabileleri. Daha bir araya bile gelemedi elemanlar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Hüseyin. Bu arada birisi kanalı takip etti galiba. Takip için teşekkür ederim. Savaş arabaları kalabalık piyadelere karşı daha etkili olabilir. Önerin için teşekkürler.
Önerin için teşekkürler dostum. Eyvallah. YouTube'umu bekleyeyim 30 dakika izlemesem de olur mu? Keyfin bilir. Keyfin bilir. Nasıl arzu edersen öyle hareket et. Ama daha ana mevzular kopmadı. Onu söyleyeyim yani. Bak şu tarafta görüyorsun Viking kabileleri bizim şehri kuşattılar. Ben oraya 4 büyük ordu çektim. Hatta bir tane de Goblin ordumuz var. 5 orduyla beraber Vikinglere dalacağız yani. Çok büyük savaşlar olacak. Daha sınır prensliklerini zımbalayacağım. Bunun yanı sıra Kaos sınırına birazcık daha adam çektim. Götümüzü emniyete aldım. Ya daha ana aksiyon başlamadı o kadar diyeyim sana. Oğlum sizin savaşkanlığınız düşmesin artık ya. Yanlış hatırlamıyorsam sınır prensliklerinde değişik büyücüleri vardı. Oha! Bunlar canavar adamlar dedikleri galiba. Canavar adamlar mı, kaoslar mı oğlum? Gözümüzün önünde yıktı herifler. İmparatorluk kendini güçlendirmeye devam etti. Sanırım bir insan kabilesini daha şey yapmış, kendi topraklar arasına katmış. Pusucu ortaya çıkarıldı. Azgok birimlerine de harp ordusu tayin edildi. Güzel. Güney Kırkbayır hala kuşatma altında. Bunlar hayvan adamlar. İyi, bana fark etmez. Gidin elflere dalın abi. Bak mis gibi elfler. Gidin elfleri kesin Kardo. Bana bulaşmayın. Gidin elfleri kesin. Ben imparatorluğu gözlemeye geldim. Hadi eyvallah baba, görüşürüz. Anam, vampirler buraya kadar ilerlemiş mi? Kim var bu vampir ordusunun başında? Vlad von Kastier. Oha. Arkadaşlar, vampir imparatorluğunun ana toprakları nerede biliyor musunuz? Vampirlerin vatanı Batı Silevanya'dır. Batı Silevanya, Doğu Silevanya. Vampirlerin ana vatanı burası. Vampirler burada yaşar. Vlad von Kastier nerelere kadar ilerlemiş öyle ya? Cücelerin ilerisindeki topraklarda gördüm ben onları, değil mi? Çarpık ayın ileri tarafında, imparatorluğun oradaki topraklarda gördüm. Aynen öyle. Eliyard bölgesini almış herif. Vampirler buraya kadar ilerlemeyi nasıl başarmış lan? Çok sağlam ilerlemişler ama ya. Çok sağlam ilerlemişler gerçekten. Mert'cim teşekkür ederim dostum. Eyvallah. Ne yapmış vampirler ya? Eme eme gitmişler herhalde. Bu arada demir adamlar da sağlam, o şeyler de sağlam yani. Bakmayın tırt değil onlar da. Baba senin vaziyeti normale alalım. Arkadaşlar şimdi mevzu time. Viking kardeşlere dalacağız ama ben bu mevzuyu kendim oynamak istiyorum böyle. Kazansak da kaybetsek de izin verin ben oynayayım. Kardeş çıkın gidin lan topraklarımdan. Bismillah. Oğlum güçler neredeyse denk lan. Ananı yiyeyim. Fil mi getirdiniz? Savaş mamutları falan vardır. 6.000 canlı mamut mu olur? Bizim devlerin can kaç? 5.000. Oğlum piyadenin nasıl 6.000 canı var? Bunlar ne? Buz trolleri. Ananı yiyeyim. Ohoho! Fimir savaşçıları falan böyle. Beyler bir kan gövdeyi götürsün mü ya? E4 Osmanlı serisi çok aşırı kasma probleminden dolayı sona erdi Mehmetciğim. Moruk ben bunları alırım ya. İki tane mamut ne lan? Bak okçuları yok bu lavukların baba. Ben defansta durur bunları alırım. Kuşatma silahlarını çekeriz öne. Kuşatma silahlarıyla laps 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 vururuz. Ardına böyle orkları sayarız. Keseriz ya. Keseriz. Bir şey olmaz. Keseriz. Save'imizi aldık zaten. Şuradan bir hızlı kaydet diyelim. Oh, ya Allah abi. Kendimiz oynamazsak ne anlamı var yani şimdi? Bak 4 tane devim var moruk. Bunların alayı piyade. 4 devi bir salacağım önlerine. Laps 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 sayıp dayayıp geçecekler.
Totalde bu lavuklarda 2100 civarı ordu var. Bizde nereden baksan 3000 ordu var ya. 3000 kişilik ordu var abi bizde. Garanti var ya. 3000'e tam yakın yani. Tam cevaplarken reklam girdi, çıldıracağım. Yüksek miktarda kasma olduğundan dolayı EU4 Osmanlı serisine bitirmek zorunda kaldım dostum. O şekilde ifade edeyim. Sıçtı rezalın. Ya bir şey olmaz abi. Bir şey olmaz. Hem birimleri görmüş oluruz. Şunlara bakmadım hiç. Şu ikisinin ne boka yaradığını bilmiyorum. Reklam. Arkadaşlar reklam görmeniz aslında bir yerde iyi bir şey yani. Allah gözünü doyursun lan. Zaten bugün çok güzel donate aldın diyebilirsiniz. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Yani bana destek olanlar Tolga, Kurt Adam, Mehmet abi, Adem abi, burada bulunan diğer arkadaşlar, Denizal, yani hepsi destek oluyorlar zaten bana her daim. Ama hani reklamlar da ama bir şey. Benim böyle yayınları daha iyi sürküle edebilmem için daha güzel. Bir destek kaynağı. Yani hani bağış atamıyorum, ne bileyim, subs olamıyorum, ne yapayım? Reklam çıktığında izleyiver kanka. Teşekkür ederim, teşekkür ederim dostum. Eyvallah. Reklam engelleyicilerini kapatmam beni mutlu etti. Drop mu var? Hemen kontrol edelim. Olmaması lazım şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Harp ordusu da geldi. Harp ordusunu kontrol edemeyeceğiz. Muhtemelen harp ordusu doğrudan dalıp dayağı yiyecek. Ama ben tepeliklere çekilip savunma yapmaktan yana taraftarım. İnşallah harp ordusu bize ayak uydurur. Çünkü... Ah, ben bunları kontrol edebiliyorum galiba. Sanırım harp ordusu da benim kontrolümde. Çok güzel. Karşı tarafa şöyle bir göz atmak istiyorum abi. Bakalım o... Abi bir şey söyleyebilir miyim? Tam Yüzüklerin Efendisi'ndeki mamut ihtişamı yok mu ya? Hatta Yüzüklerin Efendisi filmindeki mamuttan böyle daha bir şey gibi. Fark ettin mi? Zırhları mırhları var böyle camış gibi. Aman ya Rabbi. Götü de kocaman. Oğlum herifler bildiğin buraya apartman niyetine yerleşmiş lan. Yürüyen kale. Piyade birimleri hafif zırhlı. Dövülebilir. O kadar şey değil. Of, çift baltalı. Tam bir Viking bak. Tam Viking savaşçısı moruk bunlar. Arka tarafta tek baltalılar var. Onlar bir sıkıntı. Balta kalkan. Ha, bunları beklemiyordum işte. Hortumda da böyle şey var ha. Bunları beklemiyordum işte, adamların kurt adam yollamasını harbiden beklemiyordum. Şevket niye karşı tarafta savaşıyor lan? Şey var ya, Alo. karının biri Alo. tahmin yapıyor hani Oh. kelimelere. Ben yanlış mı geldim? Yok abi. Abi Abi sen ne ya. yapıyorsun ya? Şevket niye karşı Abi bunu tarafta kapat. savaşıyor? Abi kapatın dedi. Abi Şevket niye karşı tarafta? He, bildiğin Şevket arkadaşlarını da almış karşı tarafta savaşa gelmiş benimle. Bakayım. Baksana oğlum bildiğin Şevket. Sen Orada durdun nesin? lan. Aha ben buradayım. Şu. Kurt adam onlar. Aa. Abi Kurt adam. heriflerin mamutları var, kurt adamları falan var. Kurt adamı gördüm dedim, bizim Şevket niye karşı tarafta? Abi tabi bugün attı bağışı, şimdi geliyor eline vermeye. Hakkıdır, hakkıdır. Alacağız. Anladın Gayetıyla mı? alacağız inşallah O yüzden elimize. geliyor şimdi işte, hazırla. Kanka ama bak benim tarafta cırt değil ha. Bende 4 tane dev var moruk, bak bak 4 tane, şöyle bir görmen lazım devlerin ihtişamını. Çoğalttırmayın, mamutlar girip hepsini dağıtacak. Abi mamutlarda 6,5K can var. 6,5K can nasıl yaptınız ya? Trol yok mu sende? Troller var sende de. Abi 4 tane devim var, trollerim var mı bilmiyorum. 4 tane devim, onun dışında da İşte o zibilyon tane goblinim var işte. Bu nasıl bir Troll dediğim çift o ya? devler zaten. Devlerin de canları iyidir. 5,5K abi devlerin canları. O filler daha sağlam diyorsun. Filler daha Ama sağlam, 6,5K can var fillerde. Fille şey bir olmaz herhalde ya. Valla Şevket karşı Bilmiyorum. tarafta savaşıyor. Bakalım abi, ben bir elime alıp geleyim. Size iyi sohbetler. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Baba Tillo şimdi.
Geyik muhabbetini bir geçelim. Öncelikle bir grubumuzu kuralım abi. Şimdi bizim kuracağımız grupta ulan her taraftan da destek birliği gelecek. Onları nasıl yerleştireceğiz bilmiyorum da. Bunlara atak gidebiliriz. Çünkü bunların okçusu mokçusu vırtı zırtı yok. Biz bunlara doğrudan girebiliriz. Bunlara da destek gelecek. Hatta biz daha kalabalığız. Destek gelmeden gidip alırsak işimize gelir diye düşünüyorum. Şimdi abi. Öncelikle mancınıklarla bizim daha fazla mancınığımız olması lazım. Bir saniye. Küçük resimden seçemiyorum. İki tanecik mi mancınığımız var? Abi mancınıklarla biz bu çocukları bir döveceğiz, tamam mı? Mancınıklarla biz bu çocukları bir döveceğiz. Mancınıkları aldım numara 5'e. Şimdi bir goblin lordu, bir normal lordumuz var. Aldım sizi numara 9'a. Lordları nerede kullanacaksın? Arkada dursunlar, maksat şey yapmasın. Ekrandaki her şeyi yok etme tuşu. K. K tuşuyla halledebiliyorsun. Bu arada çok güzel fikir Mehmetciğim. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle mancınıklarla fillere yoğunlaşacağım büyük ihtimalle. Baba şimdi. Siz nesiniz lan? Bunlar goblin suikastçileri mi? Aga sizden pek cacık çıkmaz be. Sizin numara 8 yapıp bir kenara postalayayım mı? Siz bir numara 8 olun abi, bir kenarda durun. Şimdi bunlar yabani ork kodamanları, bunlar böyle güçlü piyadelerden. Siz bir numaraya abi. Bunlar vahşi orklar, pek güçlü olmayan öyle dandirik orklar. Bunlar iki numaraya. Şunlar goblin okçuları. Ork okçuları. Siz 3 numaraya abi. Bayağı sağlam okçu sürümüz var ha. Okçu avantajımızı kullanabiliriz. Atlılar 4 numaraya. Ayı gibi atlı grubumuz var abi. Ayı gibi atlı grubumuz var. Devlerde 6 numara. Devlerde 6 numara abi. Şimdi defansta durmaktan yana taraftarım. Defansta mı durayım, dalayım mı? Onları ben pek şey yapamadım ya. Hayvan katliamı mı olacak? Elizabeth daha şok beklersin. Onlar beni kesemez ya. Şimdi savunmada kalacağım. Ork ordularını şöyle bir konuşlandıralım mı? Bak. Orkları şöyle bir konuşlandıralım. Bir numaralı ork piyade grubunu şöyle bir öne alalım, tamam mı? Daha sonrasında 2 numaralı ork piyade grubu. 2 numaralı ork grubunu da şöyle bir alalım. Birazcık yayıl bakayım. Birazcık yayıl. 2 numaralı ork grubunu da şöyle alalım. Ortaya 3 numaralı goblin okçularını yerleştireceğim. Ork okçularını. Daha henüz yerleştiremedik ama yerleştirebildiğimiz kadar yerleştireceğiz işte. Birazcık şöyle bir saniye, daha tepeden bakabilir miyim? Abi şöyle bir tıkla. Heh. Bir tıkla. Şu ikiyi bir tık öne alırız. Bir tık daha. Bir numarayı bir tık şöyle yan çekeriz yanlamasına. Tamam, çok güzel. Muhtemelen mancınıklar ortada iş yapacaktır abi. Mancınıklar ortada görür bunları diye düşünüyorum. Hikmet Hanım 7. ayı 2 ay kaldı bu buş. İsim söyle demiş Hikmet Han. Teşekkür ederim canım. 7. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Eyvallah, çok teşekkür ederim. İsim Hikmet Han olsun. Hikmet. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Şimdi mancınıklar bizimkileri ezmeden fırlatır normalde. Muhammed Doğan 12'nin 4. ayı, normalde 8 ay oldu demiş. Muhammedciğim teşekkür ederim dostum. Eyvallah. Eyvallah. Umarım yayında keyifli güzel zaman geçirirsin. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Şu 8 numaralı suikastçı grubunu ağaçların oraya bir yere saklayalım. Ağaçlar bunlara görünmezlik verir muhtemelen. Nasıl saklayacaksak bilmiyorum ama. Mancınıkları da koyduk yerine. Şu 9 numarayı da bir şuraya yerleştirelim. Lord ve Lord'un yardakçısını. 6 numara devler. Baba devleri şöyle bir sen bana tek tek ver. 2 dev burada dursun. 2 dev diğer piyade hattında dursun. Bir de bizim neyimiz var? Atlı birliklerimiz var abi. 4 numara. 4 numarayı ben daldan dala koşturarak bunların icabına bakacağım. 4 numarayı da şöyle bir haritada alan bulamadım ki. Abi 4 de şuraya yerleşsin. Ben bu süvarileri ileride kullanacağım. Hem okçuları var hem şeyleri var. Savaşı başlatalım bir bakalım.
Haydi hayırlısı. Düşman takviye kuvvetleri yaklaşıyor. Oğlum hayırdır? Kim kimi koparacak? Toplu halde dalsalar bile mancınığım var. Daha o elemanlar gelmedi. Bize de daha destek kuvvet gelmedi ama bunlar ne yapıyor? Oo çok güzel, kafa atmaya geliyorlar. Harikasınız abi. Şimdi ben mancınıkları sana bir kitlerim. Sana bir fokuslarım. Baba 5 numara, neredesiniz mancınıklar? Buradasınız. Oyunu bir durdur, bana mancının şeyini söyle. Menzilini söyle. Ne kadar mancının menzili? Oo güzel. Güzel, azıcık ilerlesin, ben o senin filini bir şeye çevireyim senin. O filini bir hallaç pamuğuna çevireyim. Bekleyin abi. Bekleyin abi. İniyor mu file? İndir file. İndir baba file. Yollayın abi. Haydi bakayım. Tebrik ederim. Ben atıyorum herhalde hani. Anca ben bu kadar kötü sallarım. Koca kafam kadar file nasıl isabet ettiremiyorsunuz o daşları? Allah belanızı vermesin lan. Helal lan. İyi bir tane isabet ettirdiler. Tam istemeden de olsa düşman atlılarına da zarar veriyoruz. Yani sevinmiyorum desem yalan söylerim şimdi. Arkadaşlar o mancınığı kullanan ellerinizi... Uyarı ateşi mi yapıyorsun lan? Arkadaşlar Allah belanızı versin desem. Sık lan. Çok şükür. Yani o koca fili... Aha. Arkadan düşman orduları da geliyor. Beyler. Götümüzü kesecekler. Okçu arkadaşlar. Bakar mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Ben şunların bir dıbığına çakayım da. Onu yiyeyim. Arkalanmışız ya la. Ben mancınıklara odaklanırken... Anneniiiim. Oo devler. Hop. Hop dedik, dal. Piyadelerin arasına dal. Hocam. Hocam siz iki grup şöyle geçin. Baba. Siz şuradaki okçular bak. Sen. Beşiniz. Kimi şu piyadedeki lavukları tarayın. Baba bir numara gir şuradan. Abi devler de şuradan girsin. Allah kahretme ya lan. Arkalanmışız lan. Abi bu ordular kaçar buradan herhalde ya. Şuraya doğru yönelsenize bak. Kaçın buradan, şunlara dalın. Ben buradan kurtaracağım acı bir şekilde. Ben buradan kurtaracağım. Yürüyün abi bak. İki dev yolluyorum oraya. İki dev yolluyorum. Yürüyün. Kaçmayın savaştan. Ağzına sıçtıklarım. Daha iki tane adamınız ölmemiş. Puh, Allah belanızı versin sizin ya. Oğlum benim bu orklarda bir sıkıntı var bak. Yemin ediyorum bir sıkıntı var ya. Ork dediğim böyle mi olur ya? Moruk 3 adam ölüyor. Herif savaştan kaçıyor ya. 3 adam lan. Allah belanızı versin be. Yemin ediyorum oyundan soğuttunuz beni ya. Mamut var kanki. Mamuta. Mamuta dal, mamuta. Allah belanızı versin o savaştan kaçanların var ya. Püh. Allahsız tosbağalar. Püh. Kalıbınıza sıçayım sizin. Kalıbınıza sıçayım Allah'ın belaları sizi. Kalıbınıza sıçayım. Korkaklar savaştan kaçıyor mu? Savaşsaydın biraz ya. Sen ork generalisin. Ork kodomanısın ya. Abi. Benim adamlarım savaşmıyor. Tamam bak, totalların ustası değilim ama benim adamlarım savaşmıyor. Suikastçileri yollayalım bari şu tarafa. Benim adamlarım savaşmıyor. Save aldım, sıkıntı yok da. Abi benim adamlarım savaşmıyor. Kardeş ikiniz dönüp şu mamuta bir dalsanıza. Lord'un saldırı altında, anasını satayım, nereden geldiler, ne ara çevrelediler ortalığı ya. Korkaklar savaştan kaçıyor. Hayda. Oğlum ana ork grupları falan saldırıdan kaçıyor lan.
Abi bir şey söyleyeyim mi? Dev hariç hiçbir birim bu şeyde işe yaramaz. Bu ırkta işe yaramaz abi. Dev hariç hiçbiri 5 para etmez ya. Şuna bak, şuna şuna bak. Şuna bak, kaçan adamlara bak, kaçan adamlara. 42 tane piyadesi var, kaçıyor abi. Şuna bakar mısın? Bir tabur kaçıyor buradan. Bir tabur ork kaçıyor ya. Ben kendim elle savaş mavaş yapmam abi. Bu nedir ya? Save aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Save'e döneriz de. Abi çok aşırı kaçıyorlar ya. Şuna bak. Bir tane dev tek başına 39 adam alıyor. Bir mamut da 45 adam alıyor şimdi. Mamutlar falan da boş değil. Kurt adamlar falan 65 kişiyi almış da. Abi kaçıyorlar. Çok çabuk kaçıyorlar bak. İnanılmaz derecede çabuk kaçıyorlar ya. O benim sinirimi bozuyor. Ork değil goblindir ya da ork veletleridir. Ya şeyler ama bunlar bak. Yabani ork kodamanları. Ork veletleri değil abi. Yabani ork kodamanlarıyla falan saldırıyorum ya. Eski Romacılardanım, Turan yap güven bana. Baba Turan yapacak birlik yok ki. Keşke hiç girmeyeydin. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Denedik en azından. Orkluğun onda 9'u kaçmaktır. Aynen öyleymiş ya. Valla. Orkluğun onda 9'u kaçmakmış abi. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar insan zekası gene üstün geliyor. Selenciğim, insan zekası değil. Kurt adam kullanıyor elemanlar. Kurt adam kullanıyorlar. Fil kullanıyorlar ya. Fil ya. Elemanlar fille saldırıyor. Ben ne yapayım ya? Fille dalınır mı lan? Delikanlılık mı bu? Hadesciğim teşekkür ederim canım, eyvallah. Aynen aynen. Galiba eğitim verilirken şeyi öğretmişler. Savaştan kaçın diye. Ya şu zamana kadar oynadığım tek cüceler safları terk etmiyordu abi. Bak harbiden böyle cüceler safları hiç terk etmiyordu ya. Cüceler böyle komple şey yapıyordu. Sen oynamayı bilmiyorsun cahil. Öğret. Öğrenmeye çalışıyorum en azından. Ama savaştan kaçmıyorlar mı bak? İkimizde de göz var. Sen de görüyorsun. Selamlar canım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Tek hücreli oyuncu. Sana da iyi seyirler diliyorum. Harbiden cüceler adamdır ya. Ezici yenilgi. Allah kahretmesin ya. Şuna bakar mısın? Diğer iki orduda çizik yok. Diğer iki ordu savaşmaya bile gelmemiş ki. Adamlarda da kayıp yok. Şuna bak. 256 askere karşı binlerce ordumuzu kaybetmişiz ya. Herkes topu göte vura vura kaçıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Düşman muharebede öldürüldü. Dur dur save'e dön, save'e dön. Allah'ım topuğu göte vura vura kaçtılar ya. İnanılmaz bir şey. Alıyorsun 21'imde hop easy win. Abi onu da okçularla mokçularla mundar ederler ya. Selam balım, selam, hoş geldin. Biliyorum Funny Moments 194'te Arjantavis'ten senden indiğim bölümde sen beni böyle kanadınla atıyorsun yere doğru. Orada bir gözükmüşüz, gördüm, hoş geldin canım. Ama sen güzel oynadın Samet abi. Teşekkür ederim kahve bağımlısı. Eyvallah. Abi şimdi elle yapıyorum ben o zaman bu savaşı. Elle diyorum, pardon. Otomatik dalarak yapıyorum abi. Kardeş elle oynayanın Allah cezasını versin bir daha. Bok gibi savaşıyorsunuz. Gerçi kıl payı zafer. Ama en azından tüm orduları kullanmışız. Bak devlerin can yarılanmış. 4 dev burada var. 4 dev 2 mancınık burada var. Oo birimlerin bazıları aşat olmuş falan. Sıkıntı lan. Şunu da atıp yemeğe kaçayım ben. Ne de olsa yarın 12 Nisan demiş. Tolga 110 lira göndermiş. Tolgacığım teşekkür ederim balım. Kesene bereket. Eyvallah, afiyet olsun. Bu arada kanalımızın doğum gününü unutmamam beni sevindirdi doğrusu. Aslında bunlar erken doğum günü hediyesi arkadaşlar. Yarın yani 12 Nisan 2018'de YouTube kanalımız 5 yaşını bitiriyor, 6 yaşına basıyor. 6!
6 koca sene. Güzel seviye aldık bu arada. Bu ordunun durumu iyi gibi. Şu kaçanları kovalayıp indirelim abi. Orkreşimov. Kaçanları indirelim. Bir daha buraya gelmemeleri gerektiğini öğrensinler. Çok sağlam altın bıraktılar bu arada. Mone ayın 25'inde geliyor. Teşekkür ederim Noel Keticim, eyvallah. 17 Nisan'da benim doğum günüm, aynen. Aynen. Muhtemelen 17 Nisan'da bir yayın açacağım. Bakalım. Şimdi kardeş, şu orduyu yaklaştıralım bir şuraya. Seni de bir yaklaştıralım şuraya. Şehirdeki adamı da aldırtacağım. Maksat diğer birimler de gözüksün. Diğer bebeler de desteğe gelsin. Bütün herkes desteğe gelmezse sıkıntı olur. Ordu, birinin ordusunda eksik var abi. Birinin ordusu tam 20'lik değil. Ama olsun, şunların bir kafalarını koparalım. Harbiden ben elle savaşmayı beceremiyorum ya. 6 yaşına girdik demek, demek ki artık anaokuluna gidebiliyoruz. Aynen. 18 Nisan'da benim paşam, olmaz benden önce doğmuşsun. Teşekkür ederim Adem abim. Mehret'cim teşekkür ederim, eyvallah. Hocam yazıyorum orkların neden kaçtığını, 2 dakikan ayır. Buyur dostum, dinliyorum. Savaş sonunda esirleri yemeyip öldürürsem liderlik kazanıyorsun kalıcı olarak. Ama bunun bir şeyi yok mu, geri dönüşü? Öldürtelim o zaman ya. Ama kalıcı olarak kazanmıyorsun. 5 turda bir kazanıyorsun. Bu arada arkadaşlar, 4 büyük ork ordusuyla beraber, her ne kadar kendim elle savaşarak becerememiş olsam da, 4 büyük ork ordusuyla Kaos ordusunu, daha doğrusu Viking ordusunu, yağmacı Viking ordusunu geri dönmüş olduk. Oyunda orkların disiplini ve morali az olduğu için çabuk kaçıyorlar. Komutanlarının liderlik yeteneğini geliştirerek kaçmalarını önleyebilirsin. Eyvallah Mehmet, teşekkür ederim. Eyvallah. Subsluğun bitiş tarihi 17 Nisan. Doğum günü hediyesi senden kurtulmak herhalde Özgür. Eyvallah kanka. Takipler için teşekkür ediyorum yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi senin ordu 20'lik. Geç kaleye, dinlen. Sınır prensliklerine dalmaya gideceğim. Oo, 17 kişi mi kalmış buradaki ordu? Muhtemelen ork kodamanları yamulmuş bu arkadaşların. 20'lik var mı bir tane? 18 kişi kalmış. Burada da büyük ihtimalle kurt binicileri yamulmuş. 20'de 20. Ama sen bir cecik etmezsin. Ben bu birimi terhis etmekten yana taraftarım ya. Çünkü şu ordu hiçbir şeye yarayacak gibi durmuyor. Neyse, sen şimdilik bir dur bakalım. Seninle alakalı farklı planlarım olabilir. O zaman birkaç tur ben bu arkadaşları dinlendireyim. Şöyle şuradan bir ork kodamanı bas 3 tane daha. Ordularını onarayım, sonra sınır prensliklerine doğru gideceğim. Çünkü artık pek bir derdim tasam kalmadı gibi. Ama burada kurt binicisi basamıyorum abi. Fark etmez ya. 2 tane daha fazladan mancınık alırım. Mancınıklar da iş yapar. Diğerleri 20'de 20, 20'de 20. Güzel. Şu 20'de 20 olanı birazcık ilerleteyim ben ya. Belki farklı bir şey de kullanırız. Tabii o kadar level aldılar. Kolay mı? Bu şu yeni devli ordunun başı galiba. Savaş domuzuna binsin. Sen kimsin? Sen de mi yeni elemansın ya? Sen de bir savaş domuzuna bin. Kılıç ustası ol. Tamamdır. Ben buraya komple yeni generalleri yollamışım. Ondan yedik zarda ya. Sanırım bireysel oynadığımızda ondan yedik daya. Komple yeni generaller. Nisan 20-23'ü arası Ankara'ya gelirsem %60 birlikte zaman geçirir miyiz? Sevişiriz, ayıpsın. Şey yaparız kanka. Bir çay içeriz ya. 6 yıldır izliyorum, hala sıkılmadın. Hey gidi eski günler. Seni bulduğumda 12 yaşındaydım. Vay be. Teşekkür ederim han, eyvallah. Mancınığa odaklandım. Bir daha yapsan daha iyi oynardım eminim. Alper'cim askerler kaçmasa sıkıntı yok da. Kanka 300 golda götünü kayıracağımı hangi aklın söylüyorsa
O aklında bir sıkıntı var demektir. Kusura bakma. 200 golda ben senin götünü koruyamam. Oo, bunlar destek goblin ordularımız arkadaşlar. Sen kimin harp ordususun? Bir saniye. Evet. Bak. Bu elemanın harp ordusu var artık. Sen Karasakal'ın harp ordusu musun? Hayır, sen Gronk'un ordususun, Gronkdong. Oğlum şunlara baksana, harp ordularının çoğu bizden daha iyi. Harp ordusunun başında da mı ork var? E tamam, o zaman bir taşla iki kuş, bir yerine iki ordu yollamış oluyoruz. Baba marş vaziyeti al, Barak Var tepelerine ilerle, tamam mı? Marş vaziyetinde Barak Var'a ilerliyorsun harp ordusuyla beraber. Bak orada bir yerde bizim bir büyücü savaş şefi var, tamam mı? O büyücüyle beraber gidip sınır prensliklerini dövüyoruz abi. Elflere doğru gidiyoruz. Sınır prensliklerine beraber elfleri döveceğim. Mancınıklarını aldı. Bu ordu ne yapabilir? Bu ordu bizim başkent Ekrunt'ta dursun. Şuradaki orduyu da Galbraz'a yollayacağım. Galbraz tarafında upgrade'lenecek yerler mi var? Hay hay. Sanırım Batı Kırgıbayırı'dan sonra en gelişmiş diğer toprağımız Doğu Kırgıbayır. Şey, Güney Kırgıbayır. Güney Kırgıbayırı'dan da bayağı para çıkıyor. Güzel. Bak, Küflü Su Diyarı'nda upgrade'lediğimiz mekanlar şimdi işimize yarayacak. Para binalarıyla geliştireceğiz upgrade'lediğimiz mekanları. Kintepe kısmında da upgrade yapalım bakalım. Şurada binayı da upgrade'le. Yavaş yavaş hallederiz burada her şeyi. Kaos ırkına dair bir iz var mı? Yok. Hala Gunbat Dağı kısmı güvende. İyiyiz. Vallahi gayet iyiyiz abi şu anda. Arkadaşlar 10-15 dakika kaçırdım, PC kapandı. Denizel ne oldu biliyor musun? Bu herifler bir celallendi kanka. Kafamıza bir vurmaya başladılar. Aklın hayalin durur yemin ediyorum ha. Mamut bir girdi, 200 tane orku çiğneyip çıktı. E bizimkiler de savaştan kaçtı. Sonra kuyruğumu sıkıştırıp kaçıp otomatik şey yaptım. Pusucu ortaya çıkarıldı mı? Ha, ben imparatorluk askerlerini gözleyecektim, değil mi? Tabi imparatorluğun topraklarının bir kısmı şeylere kaptırıldığı için vampirlere. Oğlum vampir ordusu imparatorluğa kök söktürüyor lan. Mezar hortla dehşet kurdu. Wargeist. Ananı yiyeyim. Galiba vampirler içlerinden geçecek abi bu arkadaşların. Gümüş yolu mu? Nihayet Kazra Karahan'da bir tık büyüme zamanı gelmişti. Kazra Karahan'da büyüme zamanı gelmişti abi. Büyük tekerlekler. Yeşil dereli savaş arabası için. Goblin kıyamet dalgıcı. Kıyamet dalı mancınıkları için. Agnarok örümceği. Ben hiç örümcek basamadım ha. Her şeyi şey yaptım da. Vampire sarımsak falan diye bir olay yok ya bu oyunda. Troll'ün gücünü falan arttırırız en olmadı. Nereye gitsek ki? Ağır metal. Yakın dövüş savunması. Yeşil dereli savaş arabası birimleri için. Abi benim savaş arabası birimim yok ki doğru düzgün. Goblin kıyamet dalgıcı. Taş hoplatan. En güzeli herhalde trole vermek ya. Canavar zırhlı. Zırhlı süvari birimleri için. Babacım benim zırhlı süvari birimim yok işte. Sıkıntı orada. Yeşil dereli savaş arabası birimleri için hız bonusu. Sanırım mancınık falan gideceğiz abi. Teknoloji bizi o kadar etkilemiyor. Bu vampirler ağzına vuracak. Dikkat et. Vampirlerle aramız nasıl lan bizim hakikaten? Ama gerçi bize vuramazlar. Aramızda kelle götürücüler var. İşte Karakadrin bölgesi falan var. Vlad'ın bölgesine uzağız biz. Vlad bize şey yapmaz. İlişkilerimiz kötü ama Vlad bizi seviyor. Ya seviyor sayılır yani. De biz ondan çok çok üzgünüz ya.
Bak vampir kontlarıyla bunlar birbirlerini savunuyor. Ben oynadığımda misal ilk iş vampir kontlarına dalmıştım. Birbirimize saldırmayak la Vlad, ne diyorsun? Eyvallah, eyvallah. Tamam beyler, Vlad abiden geri vites. Tamam. Vlad'dan geri vites kargo. Sıkıntı yok. Orman elflerini falan keseceğim ben daha. Oğlum orman elfleri bile bana geri vites yapmaktan yana taraftar lan. Vay anasını. Orman elfleri bile böyle bana bir geri vites. Bana bir şeyler. Selen sen şeyin yazdığını okudun mu? Tolga'nın sana yazdığını. Bana bir okuduysan ses edi ver. Sen şöyle yürü bakayım bizim ana kentimize. Biz seni ne yapıyorduk lan? Ha senin ordu daha yeni yeni onardı kendini. Anladım. Baba buradan karşıya geçip bir yandan da Batı sınır prensliklerine mi dalsak? Şuradan Batı sınır prensliklerine vururuz. Buradan normal sınır prensliklerine vururuz. Geliştirdiniz mi lan memleketi? Üf. 5. seviye falan. Garanti vuruyorum abi. Garanti vuruyorum da keşke bir ordum dinlenseydi ya. Ben nasıl bir kekoyum? Neyse gelecek tur geldi, dinlen. Rıdvan abi hoş geldin. Just do it, Samet. Okudum, evet. Tamam, sıkıntı yok. Yani 5 level kaleye ork asker basacak. Yer yaparsan o da son levele kadar yükseltir. Baltar orklar falan geliyor. Onlar daha güçlüler. Benim 5 level kalem olan bölgem var. Ve bu 5 level kale bölgemden troll basabiliyorum. Şey yapalım en olmadı. Kapıyı kırıp kapının yerine farklı bir şeyler mi yapalım? Bilmiyorum şu an. Bir saniye, bunu başkente sokacaktık. Diğer orduyu tekrardan eve döndüreceğim. Evde dinlensin, öyle gidelim diye. Ha, buradaki orduyu Galbraz'a sokacağım. Galbraz'da dursun şimdilik, savunma odaklı. Birkaç orduyla sınır prensliklerinin üzerine gitsem bana yeter. Vur kır parçala her yeri yık. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı, elimden geleni yaparım. Selamlar Karaber, hoş geldin. Görüşürüz Rıdvan abi. Sınırlarında Kaos Yozlaşması'na dikkat et. Nasıl engelleyebilirim peki? Ben henüz o Kaos Yozlaşması'na şey yapmadım. Bizimkinin cüceye çektiği ayara bakar mısın ya? Ya oğlum bak, seninle askeri ittifak olmam için hiçbir sebep yok. Çık git, vampirler emene kadar yaşa işte. Cüceye bak ya. Yok ittifak olalım, yok şey yapalım. Cüceye bak ya, değişik bir kafa. Tamam, harp ordusu da bir benim götümde. Barak var tarafına doğru ilerlemeye devam et. Görüşürüz Senem, bay bay. Tamam, bu da beni takip ediyor. Sanırım o da marş vaziyetinde. Ana grubun şeklini alıyor. Önce şurada bir kelle götürücüleri mıhlayacağım. Hala indiremediniz mi şurayı ya? Büyücüm de burada. Barak var tepelerinden direkt büyücünün yanına yardıma gideceğim. Büyücüyle beraber de sınır prensliklerini, batı prensliklerini falan dövüp duracağım abi. Gel bakayım şuraya. Sen de bir dinlen. Güzel. Eyvallah. 6000 param da var aslında. Valya'nın kederi bölgesi. Para için bir tık bina basabilirim ya. Birazcık daha fazla gelir gelsin diye. 6,5 falan iyi. Teşekkür ederim babuş. Eyvallah. Tantanos sağ olasın. Sana da iyi seyirler diliyorum. O ejderi ordunu al. Ejderim yok ki benim. Şu tepede gezen ejderi diyorsan onu ben bırakmıyorum yani. Öyle bir şansım yok benim. Orduyu alayım falan diye. Takip için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kim takip ettiyse göremedim ama. Miu gördün mü dediğimi? Gördüm kanka. Ankara'ya gelebilirim %60 ihtimalle dedin. Ben de dedim ki gelirsen bir çayımı içersin. Gelirsen çay içeriz.
Çay var. Çay demlerim. Çay bol. Şuradan da bizim büyücüyü salayım da. Bizim büyücü burada beslenemiyor mu lan? Eksi yedi gibi gördüm. Neyse. Eksi yememiştir büyük ihtimalle. Doğu Kırıkbayır'da nüfus fazlası. Önemli değil. Tamam. Buradaki ordu kaleyi savunuyor. Buradaki ordu Galbraz tarafını savunuyor. Gayet güzel. Şuradaki ordu kendini onarsın. Dinlensin bir burada. Onu da şu Mayramidenler kısmına falan çıkartacağım. Buradan 3 orduyla bastıracağım. Buradan bir orduyla bastıracağım. Sonra toplamda edecek 4 ordu. 4 orduyla beraber şu klan Angur'a falan dalıp öyle yolumuza bakarız ya. Da sanki bu batı sınır prensipleri birazcık daha kalabalık gibi. Klan Angur'ta da girişilebilir, bilmiyorum. Kelle götürücülerinin sadece grubu var. Vlad'la aramızda zaten ateşkes var. Canavar adamlar da öyle böyle. Bretanya tarafı zaten cacık. Norska. Bu kaoslar daha gelmedi ya. Ben üzerimize gelirler zannediyordum ama. Daha fazla kaos ırkı görmedim ilginç bir şekilde. O garibime gitti. İçimde bir his var. Birazdan Samet abiye kaos dalacak. Dalsın. Eğer orkları yönetmeyi seviyorsan Dawn of War serisinin bir oyununu önerebilirim. Burada orkları yönetmek daha zevkli. Kanka orkları yönetmekten zevk almadım çünkü kaçıyorlar. Orkları yönetmekten zevk almadığım için ya kaçıyorlar yani. Savaşın ortasında kaçmasalar sıkıntı yok da. Herifler kaçıyor be kanka. Yok canım, sınır prenslikleri bizi patates edemez de benim gelirim niye bu kadar azalıyor? Bizim harp ordusu sanırım birazcık geride kaldı. Vaziyeti normale al. Gel bakayım şurada. Bir tur daha bekleyeceğim. Harp ordusu gelsin. Öyle kaleyi kıracağım. Barak var tarafına upgrade var. Denizi üçleyeyim ulan o zaman, ne güzel. Misler gibi. Burada bir tane de asker kampı basarız. En olmadı sadece piyade basmak için. Yabani ork domuz çocukları. Agnarok örümceği için basmaya başlayalım o zaman burada ya. O Agnarok örümceğini istiyorum çünkü. Bu bana 900 gold saplıyor mu yoksa getiriyor mu? Varamur'da bir zılgıt atarak dalıyorlar. Ben daha kaçan bir ork bile görmedim. Varamur'da öyle değil. Burada zevkli dedim. Buradaki daha zevkli demedim. Anladım. Roket atarla dalıyorlar. Orklar roket atar. Kanka bilemiyorum. Bilemiyorum aşina olmadığım bir evren. Ha bu arada benim bu şeyleri gözlemlemek için Vlad'ın ordusu nerede lan? İmparatorluk yeni asker topluyor galiba. Ben şu imparatorluğu bir görebilsem. Bana bir askeri grup gösterin de. Oğlum imparatorluk harap olmuş lan. İmparatorluğun her yerini yıkmışlar lan. Oo, imparatorluk az kalmış galiba. Ya şöyle yayıldılar ya da imparatorluğu yıktılar abi. Şuralara bakar mısın? Muhtemelen Norskalar inip imparatorluğun bu kısmını yıktı. Yani şu an için ben muhtemelen en gelişmiş bölge bizim bu orkların bulunduğu bölge diyebilirim abi. Muhtemelen aralarında en gelişmişi. Altın yanında artı varsa geliyor, eksi varsa vuruyor. Allah Allah. Tamam, güzel, güzel. Bin altın mı getiriyor şimdi bu bana? Sanki bin altın getirmiyor gibi ya. Yozlaşma, haraca bağlanan gelir, baskın karakter. Yozlaşmayı nasıl yapacaktık? Onu biri bana anlatacaktı ama. Buradan da artı 901 diyor. Mümkün değil ya. Bunlar parayı çalıyor muhtemelen. Kaos kim, açıklar mısın lütfen? Oyunun tehlikeli yaratıklarından ya. Tehlikeli abilerinden. Kelle götürücüler iyi kaçtı bu arada.
O zaman şimdi şöyle yapalım. Bu aynı anda dalalım, tamam mı? Eş zamanlı olarak dalalım. Şu büyücüyü götüreceğim ben. Büyücüyle Matorca tarafını kuşatacağım. Çünkü buradan birimlerini çıkarıp da bak, çünkü toplar, havan topları falan basmışlar. Havan topları sıkıntı. Kuşatma savaşında bizim bölgeleri yerle bir ederler. Büyücü burayı kuşatma altına alsın. Yukarıdaki ordu şuraya vurup geçtikten sonra büyücünün yanına desteğe gider. O destek gelene kadar büyücü abluka altında tutsun bunları. Yozlaşma için galiba şef çadırı gerekiyor. Yazıyor zaten yaparken. Şef çadırım var zaten. Aşağı yukarı her yerde şef çadırım var itaat için. Ver canım savaş coşkusunu. Tamam, şurada savaş ilanını başlat. Zaten kimi kimseleri yok bunların. Çevrele. Kuşatma altına al. Maksat buradan ordusu çıkamasın elemanların. Babatillo sen ne yapıyorsun? Sen şuradaki orduyla şehre dalıyorsun. Dalamıyorsun çünkü muhtemelen yanında şu kelle götürücüler var. Dur. Geri çık. Önce şu kelle götürücüleri kes. Çıkın gidin lan bu diyardan. 5 tur için miderlik. Yiyelim abi. Tamam, seni gelecek turlarda öldürürüm. Sen orada bir dur. Burada kuşatmayı sürdürelim. Siege'imiz devam etsin. Sonra icabına bakarız. Mandalina TR 1 lira göndermiş. İyi yayınlar demiş. Mandalina teşekkür ediyorum dostum. Sana da iyi seyirler dilerim. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Lan kuşatma silahı üretip ne yapacağım ya? Nasıl olsa tek atacağım şehir yerine de. Hadi seni mi kıracağım? Bir şeyler yapıyor gibi gözüksün en azından. Kaos sözleşmesini kaosu yok etmeden bitiremezsin ama bazı binalar ve komuta yetenekleri kaosun yayılmasını yavaşlatır. Peki kaos sonuna kadar yayıldığında ne halt yiyoruz, ayıptır sorması? Çok şey değilse hani, biliyorsan beni bilgilendirebilir misin dostum? Eren'cim hoş geldin. Abi o ejder bir lordun ordusuna verebiliyorsun ve kullanabiliyorsun. Ben de oynuyorum, denedim. Nasıl yapıyoruz peki? Aha. Bela geliyorum demez. Bu geliyor. Kelle götürücüleri kaçıyor topu vura vura. Vampirlerin bölgesine sığınacaklar ya. Kardeş vur çık. Vur. Ana. Buralara yayılamıyorum. İnsanların bulunduğu bölgeye yayılamıyorum galiba. Talan edip 31 bin altın alıp çıksam mı, yoksa yerle bir mi etsem? Tüm yapılar yok edilir ve yerleşim yerleri ateşe verilir. Bence talan edelim. Çünkü 31 bin dukatla çok iyi para. 31 bin dukat ne ya? Ya da vazgeçtim lan, yerle bir edeceğim bu sefer. Bir şeyler yaparsak gelecek tur artık. 31 bin dukat ne oğlum? Çok iyi para ya. Da niye alamıyorum, ben onu anlamadım. Sanırım sadece dağlık yerlere mi yerleşebiliyorum, yoksa yerleşim limitim mi doldu? Hani orklara ait sadece farklı bölgeler var, oradan ilerisine yerleşilmiyor mu, anlamadım da. Neyse. Buralarda da troll basmak isterim açıkçası. Bir sıkıntı olduğunda. Şu Gunbat Dağı'nı bir geliştiremedik arkadaş. Bir Gunbat Dağı gelişmedi. Şu bölgelerde gelişecek bir şey varsa parayı bulduk hazır, basalım abi. Dünya kadar param var. Daha başkentlerinden ne kadar para çıkacak belli değil. Çingil çingil para dökülüyor heriflerden ya.
Ben şu an parayı har vurup harman savuruyorum. Çünkü param var. Paranın olması ayrı bir rahatlık tabii. Evet. 41 bin dukat nasıl ezilir? Ahanda şekil bir ağa. Böyle. Ya böyle böyle parayı hiç ettim ya. Yemin ediyorum hiç ettim parayı ya. Sen nesin? Sana şöyle bir acaba daha da bir kılıç ustası falan versek nasıl olur? Aa, yıkıcı darbesi steklenebiliyor. Kılıç ustası steklenemiyor. Anladım. Neyse, hücum bonusu almış oldu diyelim fazladan. Savaş domuzu steklenebiliyor mu? Steklenemiyor. Tamam, kıyıcıları alalım. Yıkıcı darbeyi alalım. Vorimar'a dukat getiren koca yürekli insan be. Az alışkanlığı kanka. Belki gelir getiren binalarımın tamamı full upgrade'li. Ve para çok geldi. Ya para çok geldiği için ben de dedim harcayayım madem, ne yapayım? Para acayip çok geldi çünkü bana yani. O 41 bin dukat mı, 31 bin dukat mı ne? Ya dedim böyle bir para yok. Kanka dalsan şu adam destek veriyor mu? Veremiyor. Tamam, çevrelemeye devam et, sıkıntı yok. Şu yandaki eleman geldiğinde şey yaparız. Harp ordusu falan da şey yapıyor zaten. Örümcek biniciliğine doğru ilerleyeceğim oradan. Çok fena para geldi. Benim kafa gitti böyle bir. Kafa uçtu. Warhammer 40K oynadım abi bir ara. Biliyorum. Yani insanlarla mı oynadıydım? Birileriyle oynadıydım. Oynadıydım yani. Eray'cim güzel olabilir de benim PUBG ile çok alakam yok ki dostum ya. Mini Zorba, teşekkür ederim. Sana da iyi seyirler diliyorum. Eyvallah. Hoş geldin. Baba harp ordusu geldi mi? Ha tamam, harp ordusu götümün dibinde. Ama harbi beklememe gerek yok ya. Şeyle dalabilirim. Şu ikisiyle dalabilirim. Yık geç. Yerle bir et, talan et. 9000 altın için şey yapmam ya. Yerle bir mi etsem, talan mı etsem? Tamam, ben bu orduları burada tutarım. Zamanı geldikçe yağmalar yağmalar para kasarım. Ya ama yok etmeyi oynayacağım ya. Peki bir şey soracağım. Yok ettikten sonra kolonize edebiliyor muyum? Çok garip ya. Çok garip abi. Keşke şey yapabilseydik yani, hani yok ettikten sonra ele geçirebilseydik. Ben genişlemek istiyorum. Bu bana niye genişlemeye şey yapmıyor? İzin vermiyor. Ben de yerle bir ettim ya. Ben de yerle bir etme seçeneğini seçtim zaten. Aa, bir saniye. Keşke şu şeyi oynatsaydık. Bizim suikastçıyı oynatsaydık, imparatorluğu görmek istiyordum ben de. Sanırım imparatorluktan yana pek bir şey kalmamış gibi. Şuraya bakar mısın? Buraların hepsini kapı gibi ezip geçmişler ya. Abi burayı kaos ele geçirmiş büyük ihtimalle. Bunlar ne lan? Yabani mentikor falan ne abi? Kurt adamları falan filan var. Muhtemelen bunlar insanlığın içinden geçiyor. Siz kimsiniz? Kaos savaşçıları. Nere lan bura? Kaos cehennem büyücüsü. Allah Allah. Sonumuz hayır olsun bakalım ya. Yani bir vampirler var, bir biz varız şu an benim tespit ettiğim haritada. Güç olarak olay nedir, durum nedir tam bilmiyorum da. Galiba bir vampirler var, bir de biz varız abi. Ürkütücü. Giderken şunlara bir daha vuralım da bu sefer yerle bir edelim ya. Peki şu karak domara falan yerleşebilir miyim? Yerleşebilirsem çünkü ona göre şu zufbar cücelerine gidip vuracağım. Deneriz bakalım. Gaussların kalesi yok. Kamp kurunca kale oluyor otomatik. Tamamdır. Vampirlere savaş aç. Hiçbir sebebim yok. Ateşkes anlaşmamız var ayrıca. Kardeş siz ne yapıyorsunuz ya? Ya kardeş ben senle
Anlaşma yapmak istemiyorum bak. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. Bir dur. Karşı teklif. Öncelikle bir askeri geçişi bozalım. Sonra niyeti sana doğru çeviriyorum. Yavaştan gelip sana da alacağım. Güney Kırgıbayır'da baskın. Tamam, harp ordularını diyorlar ya bunlar. Karakadrin ve Gastratmini. Karakadrin henüz keşfedilmedi. Zufbar, Meşe Çekiş, Dromar ve Grom Tepesi. Buralar bize lazım olacaksa ben buraları büyük bir zevkle ele geçiririm. Şu cücelere gider gider vururum yani. Burada kaosu deflemeye devam ederiz de. Şöyle şuraya gel. Sen de şehri bir tekrardan git. Bu şehirden peki 41 bin para nasıl birikti? Steam'den ekler misin? Steam nickim, Twitch nickimle aynı. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hemen ekleyeyim. Tabii ki eklerim, hemen ekliyorum hatta şu anda. Cüceleri sağ ol. Cüceler ilk başta benden çekti ya. Cücelerin ana vatanını falan kafalarına vura vura aldık. Ekledim dostum. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Sağ olasın. Yerle bir et ulan. Yerin yok, yurdun yok. Nasıl besleyeceksin o askerleri peki? Mecburen kaçacaksın. Ve ben şu Dromar kısmına gidip orayı almaya çalışacağım. Oradan Meşe Çekiş, Zufbar, Grom Tepesi falan vurur bölgeleri ele geçiririm ya. Ama Barakvar kısmına bir tane savunma lazım. Ne olur ne olmaz oradan gelen olursa diye. Şu orduyu da Barakvar'a yollarım. Bunu basınca ben örümcek basabileceğim. Ordulardan birine örümcek basıp görmek istiyorum abi. Büyük Yeşil Kahin. Hocam biz kahini savaşçı mı yapmışız ya? Vay anasını. Yedekleyemiyorum. Vahşi ork birimleri için %12. Orkun ordusu, Lord'un ordusu. Tamam. Bir tek tünel şefi mi stacklene bilindi? İstemiyorum tünel şefini falan stacklemeyi ya. Sanırım kılıç ustası falan verip candan basacağım. Bir şey yapacağım da anlamadım. Yeraltı kuşatma savaşlarında artı 7 bilmem ne. Lord'un şeysi. Tam kılıç ustasına veriyorum ben o zaman ya. Stacklemiyorum hiçbir şeyi. Sen yeni elemansın. Tamam. Kılıç tutmayı öğren bir. Senin sıkıntıların var. Tamam. Hasımlığı bastıracağız da sen de nasıl bastıracağız bilmiyorum. Savaşkanlık nasıl arttırılır? Kaosla savaştın mı? Hallettim. Ya kaosun saldırısını durdurmayı başardık. En azından ilk gelen akını durdurduk. Barbar Viking kabilelerini yok ettik. Kardeş, savunma ittifakı falan yapmayacağım. Ha, sınır prensipleri kafa atıp ölmeye gelecek. Anladım. Your 14 bölgeyi yağmala, yerleşim yerini şey yap. Çentik boynuz kabilesi imha edildi. Harp. Güzel bir harp ordusu daha var. Savaşkanlık düşmesin. Aman abi. 18 yerleşim yeri işgal etme görevi daha. Anladım. Dünyada ırk kalmadı şu an fark ettiyseniz ya. Galiba bildiğim kadarıyla dünyada ırk kalmadı abi bak. Şöyle bir tutumdan şey yapalım. Sınır prenslikleri var. Sınır prensliklerini az sonra yok edeceğiz. Kelle götürücüleri var. Onlara da yok oldu varsay. Onlarda da bir cacık yok. Kaos var. Vura vura geliyor. Norska var. Karakirin var. Kış dişi. Kış dişi nerede bilmiyorum. Onlar da galiba düşman bize. Chaela, Estelia, İmparatorluk. Hani haritada Bretonya, insanlar kalmış. Canavar adamların belli bir yeri yok. Onlar seyahat halinde. Goblin olarak bir tek çarpık ay var. Orman elfleri var.
Klan Agurt var, minnacık bir cüce şeysi. Vampirler var. Karak Kadrin var. Yok, doğru düzgün adam kalmamış. Harbi harbi yok etmişiz ya. Ey maşallah, vallahi harbi harbi yok etmişiz. Kardeş bir saniye, Kuki Moka yapayım mı bir sana? Seni bir ezelim, kalan esirleri de ye. Sınır prenslikleri yok edildi, güzel. Varenka tepelerine otur. Buradan şu Karak Dromar'a gitmeni istiyorum. Vampirlerin oradan geçeceğimiz için birazcık damage yiyeceğiz anladığım kadarıyla. Olur o kadar. Oo, direkt gelip buraya yerleşmişler. Beyefendi hoş geldiniz ha. Biz indirelim anasını satayım. Siz gelin beleşe yerleşin. Tam o Barak Var tarafına adam yolladık ya. Sen başkente geri dön. Barak Var yerinde şey yapıldı. Yayındayken nasıl video atıyorsun? Önceden ayarlıyorum. Önceden video yüklenmiş vaziyette bekliyor. Ondan sonra orada yayını açıyorum sadece. Şu kara orklarından basmak çok eğlenceli olur. O yüzden kara orklarından bastıracağım burada. Yani buralarda yapacağım pek fazla bir şey yok. Şefin çadırını falan upgrade'le. Go! Üç ordu tutuyorum lan orada. Vampirler, kaos ve elfleri alırsan oyun sende. Büyük ihtimalle şu an bile oyun bende ya. Ben sadece çok safe takılıyorum yani. Belli bir bölgeye sınırları çekiyorum. O sınırlardan ilerisine gitmiyoruz. Bu kadar safe takılmasam. Oğlum herkese harp geliyor lan. Herkese harp ordusu geliyor şu an. Muhtemelen en güçlü, en kuvvetli ordu bende. Tepe düğümleri de gelip şuraya yerleşecek muhtemelen. Kardeş Karak Dromar'a doğru ilerle. Oğlum sende de can kalmamış lan. Şurayı yurt yapamazsak çok büyük sıkıntı yaşayacağız galiba. Vampir kontları ile temas kurduk. Artık ilişki kurmaya başlayabiliriz ve Urgun görürsek onlara savaş açabiliriz. Eyvallah. Save alıp ufaktan çıkalım. Şimdilik şöyle bir duruma bakmak istiyorum. Abi imparatorluk tarafını, İmparatorluğun ana kısmını Norska kabileleri yok etmiş anladığım kadarıyla. Yani Kaos ırkı ile birleşen Vikingler insanlığın içinden geçmiş. Şu an için imparatorluğun tek bir tanecik toprağı var gözüküyor yani. O son toprağı da kaybettiklerinde imparatorluk yok olacak. Orman elfleri var. Orman elfleri kimseyle muhatap olmadan yaşamaya çalışıyor ama iş imparatorluktan sonra çarpık aya, çarpık aydan sonra da orman elflerine gelecek. Birkaç insan birliği, insan kavmi daha var. O insanlar da patlarlar yakın zamanda. Vampirlerle savaşta olan başka bir insan grubu daha. Vampirler çok kuvvetli vaziyetteler. Şu an için vampir kontlarıyla beraber sevgili Kont Drakula. Onlar iyi konumdalar. Son kalan cüceler Karak Kadrin ve Karak Kirin cüceleri. Büyük ihtimalle Klan Angurt da onlara dahildir. Sıkıntılı durumlar. Sıkıntılı durumlar. Zaten haritaya bakarsanız aşağı yukarı her yer kıpkırmızı. Kimse bizi sevmiyor. Bir tek Karak Kadrin'e saldırmadığımız için elemanlar bize işte diyor yani. Hani başka bir olayları yok. Bayağı sıkıntılı durumlar yani. Yeni teknoloji. Yok lan, troll gücünü açacağım. Ya, troll gücüyle dev gücü muhtemelen aynıdır. Bir daha bir şey yapalım. Bir tur daha ilerletelim. Karak Dromar bölgesine gidip yurt yapabiliyorsak yurt yapalım. Ondan sonra ufaktan kaçalım. İki tane vampir birimi, bir tane de boynuz kabilesi görüyorum. Canavar adamlar sanırım. Kelle götürücüleri yok edildi. Güzel. Baskınlarda sıkıntı yok. Aynen, canavar adam kabilesi. Ve beraberinde iki tane vampir ordusu görüyorum abi. Kardeş sizde bir alıp veremediğimiz yok. Ben Karak Dromar tarafına geçip gideceğim. Sizde bir olayım yok benim. En baba ben cücelerle falan şey yapar, aşırı neşir olur. Kaçarım yani ortamdan. İkilerim babacım, sizde bir olayım yok. Şu upgrade'i basalım.
Burada da o kadar çok bina basılıyor ki arkadaş, nereye ne basacağımı şaşırıyorum ya. Bakma çoğunu öylesine basıyorum şu an. Hiçbir amacım yok yani binayı basarken. Harbiden hiçbir amacım yok. Yani asker bastığım yer sayısı sınırlı, şey sayısı sınırlı. Sadece bina basmış olmak için basıyorum. Belki ileride bana bir faydası dokunur diye. Siyah demir madeni. Keşke para binası bassam. Ejderha dekor değil, normal domuza göre daha fazla düşman öldürüyor. Ya ejderhaya nasıl biniyoruz bilmiyorum, bana kimse söylemedi ki. Oyuna biraz yabancıyım, sen şimdi ork musun? Aynen öyle, ben orkum. Diplomasi yoluyla doğrudan uygulanan imparatorluk fraksiyonu Unisant fraksiyonunu kendine katılmaya ikna etti. Hadi artık şu bölgeyi alabilirsek alalım, yurt yapalım. Ondan sonra ufaktan çıkacağım. Şu boştaki toprağı kim aldı? Bu boş toprağa daha henüz kimse yerleşmedi galiba. İyi peki. Kimse yerleşmese de olur. Burada ben birkaç tane adam atacağım. Şu Lord'un ordusuna şey basmak istiyorum. İki tane örümcekli adam basayım ya. Şuradan iki tane dandik piyade atayım da. Maviler en dördüncü rütbesi. Üçüncü karakter rütbesi. Rütbe 3 ork atacağım ama yapacak bir şey yok. Bir tane de rütbe 3 normal şey atayım. Şuradan bana bir adam akıllı şey bassana, büyük örümceklerden. Bu birim yetiştirilemez. Agnarok örümceği. Teknoloji mi gerekiyor? Yönel abi, direkt Agnarok örümceğine yönel. Tamam, fark etmez. 12 turda teknoloji biter. Sonra buna tekrardan Agnarok örümceği basarız. O zaman o Agnarok örümceği gelene kadar ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Grup boş kalmasın. Yabani ork, domuz, çocuk kodamanları. Şu boklardan basalım. Daha şeyler gibiler. Daha efsane gibiler elemanlar. Kahin efendi, seni de artık savaşçıya doğru geliştiriyordum ben. Sen de bir savaşçı ol. Kahinin yanına da mı harp ordusu gelmiş? Ben ilk defa gördüm. Canım abim, düşman yenildiğinde liderlik veren seçenek var. Bir de komutanların liderlik yeteneği var. Ver kaçmasın adamlar. Otomatik yapacağım savaşları. Normal savaş yapmaktan vazgeçtim. Kardeş, artık uzun zamandan sonra buraya geldik. Şurayı yurt yapabiliyor muyuz? Nihayet. Vallahi nihayet ya. Onar şurayı. Buraya için gerekli olan diğer mekanları da alacağız. Zufbarf ve meşe çekiş topraklarını da alacağız abi. Madem burası alınabiliyor, muhtemelen burayı da şu adam kolonize edecek. Etsin bakalım. Galiba her yere yayılmayalım diye orklar için cüceler ve cücelerin kullandığı mekanlar verilmiş. Bilmiyorum. Çok fazla ork kabilesi vardı burada zaten. Biz burayı tek çatı altında toplayana kadar neler çektik neler. Şurada bir save alalım. Save aldıktan sonra bir şeye daha bakacağım. Ondan sonra çıkacağım. O hamleyi yapmama o kadar gerek yok çünkü şart değil. Burada bir yerde benim bir elemanım vardı. Şunu bir daha da ilerlet bakayım. Oğlum var ya, buralarda yaşam kalmamış ha. Buraları komple yok etmişler elemanlar ya. Bakalım, daha dikkatli oluruz. Daha dikkatli oluruz. Zaten bizim kritik noktalarda komple savunmamız var. Kritik noktalardan biri şura. Buraya kaos gelirse 3 tane orduyla karşılaşacak. Diğeri buralar. Ben buraya birazcık daha adam getireyim. En temizi Barakvar'daki elemanı tutayım. Buraya getireyim. Başkentteki elemanı Barakvar'a getireyim. Bizim şu gölde duran arkadaşı da başkente iteleyim. En temizi. Bu hamleleri yaptıktan sonra da save alıp çıkayım ufaktan oyundan. Elfler zaten hiçbir yere yerleşemiyor herhalde. Bir yerleşim açısından onlar da sıkıntılı. Hallederiz. Son bir şöyle genel bakış. Ama bayağı güzel ilerledik be. Şimdi yani yiğidi öldür hakkını yeme abi. Bayağı güzel ilerledik.
Baya baya güzel ilerledik. Şu Batı Kırgıbayır'ın bir tane toprağında başladık. Yeşildereleri falan alt ettik. Bir şeyler yaptık. Elmas madenleri şunlar bunlar derken baya güzel ilerledik. Ve muhtemelen imparatorluk falan tek kaldı abi. Çok pis dayak yiyor imparatorluk tarafı. Şuralardan düşman gelir mi bilmiyorum. Ki geldi bizim kıyıya. Biz onları def ettik, yolladık. Yani inanılmaz derecede sıkıntı yani. Oyundan da çıkamıyorum ki, sürekli bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Neyse artık döndüğümüzde yaparız upgrade'leri falan. Şey yok, sıkıntı yok.